Churchill biliyorsunuz Birinci Dünya Muharebesi'nde o Çanakkale'de yenilgiye uğradıktan sonra giderken onlar diyorlar ki ya biz nasıl yenildik? İyi dinleyin, bununla bağlıyorum beyler. Nasıl yenildik diyorlar, biz güçlüydük, tankımız, topumuz, tüfeğimiz vardı, nasıl bu Türklere karşı yenildik diyorlar. Siz bilir misiniz sudaki balığı? Suda balık tutulur mu diyor. O sudaki balıklarla biz çarpıştık diyor. Ne zaman o su çekilir, o balıklar işte o zaman rahat avlanır. Ne demek istediniz efendim diyor. Biz Müslümanların Allah'ıyla çarpıştık diyor. Müslümanları diyor, Türkleri diyor Allah'tan uzaklaştırmadıkça, onları hayasızlaştırmadıkça, onları kendi manevi değerlerden koparmadıkça onları tarihten silmek mümkün değildir diyor ya. Uyan Müslüman, uyan. İşte biz bu manevi ruhla ancak ayakta dururuz. İmamına karşı çıkan, ruhuna karşı çıkan, iffetine karşı çıkan, Kur'an'ına karşı çıkan, hayasına karşı çıkan, namazına karşı çıkan, İslami eğitime karşı çıkan bir ruhtan asla ve asla fayda gelmez. Allah hepinizden razı olsun. Bunları Allahu Teala mahşerde bizzati o zalimlerin ellerinin ayaklarının konuştuğu günde dile getirecek. Bak siz, bak böyle böyle yaptılar. Ya niye konuşuyorsun el, ayak? Sen neden bunları bahsediyorsun? Ya bizi konuşturan Allah, bizim bir şey yapacak halimiz yok diyecekler. Evet, Allah gücümüzü, kuvvetimizi zeval vermesin. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. İslam'a, Kur'an'a, müminlere, imamlara, Müslümanlara, diyanete, dine saldıran insanlara hidayeti mümkün ise hidayet eylesin. Hidayeti mümkün değilse Kahhar ismiyle kahru perişan eylesin.